Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle her ayın 15'inde birlikte olacağımızı söylemiştim. İlk 6 aylık süreç içerisinde bu ay 4. ayımızdayız kıymetli arkadaşlar. 6. aydan sonra sadece kendi grup üyelerimize ve YouTube'daki katıl butonuna koyacağım demiştim. İlk 6 ay portföyler otursun diye elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ve bundan sonra da yardımcı olmaya çalışacağım diyebilirim. Kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz üzere ekranda 27 Mayıs'ta ilk 10.000 TL parayı koymuştuk. Ardından 23 Haziran, 15 Temmuz ve 15 Ağustos bugün itibariyle toplamda 40.000 TL paramızı koyduk. Her ay 40 tane şirkete, ortalama 40 şirkete 250-300 TL aralığında bir bedeli koyuyoruz. Ve toplamda 73 ay boyunca yapacağımızı söylemiştim. 1 Temmuz 2030 yılına kadar devam ettireceğimiz sistemde 4. aydayız ve şu an kar zarar neredeyse başa baş diyebiliriz. Evet, isterseniz alım talimatı verdiğimiz ekrandan itibaren yavaş yavaş başlayalım. Şu ekranı şöyle büyütmek istiyorum size. Bu da ispatıdır kıymetli arkadaşlar. 39.693 TL para burada ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi hemen geçiyorum. Portföyde geçen ay itibariyle neler vardı onlara bir bakalım. Geçen ay itibariyle yani bugün itibariyle diyebilirim. Geçen ay aldık. Alımlarımızdan sonra portföy bu şekilde kavuşmuştu. Ekranı biraz daha yaklaştırayım. Sizler bu şekilde ne yapabilirsiniz? Durdurarak ekran resmi alarak ilerleyebilirsiniz. Evet. Geçen aydan bir miktar para borçta kalmış. Niye? Çünkü biz tavana alım emri giriyoruz. Ama yarın sabah tavan açılmazsa ise o zaman ne oluyor arkadaşlar? Alttan alıyor. Bir miktar para her ay böyle 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira bir para borçta kalabiliyor. Biz 10.000 TL parayı bugün attık. 1.383 lira da geçen aydan kalan paraymış. 11.383 TL paramızla bir şeyler alacağız. Ekranda görmüş olduğunuz buradaki portföy geçen aydan beri şu ana kadar mevcuttaki olanlar arkadaşlar. %166'ya ulaşmışız mesela Atlantis Yatırım Holding'de. İşte kârda olanlar var, zararda olanlar var. Stratejiyi nasıl yaptım? Zararda olan hisselerden alım noktasında hala güzel devam edenler varsa ben onlardan alım yaparak ilerleyeceğim. Ve bunların yanında hiç portföyde yok. İlk defa alım noktasına gelen şirketler varsa bunları da minik minik ekleyerek ilerliyorum. Ekranda görmüş olduğunuz hisseler biz tüm portföy dediğimiz portföy kıymetli dostlar. Gördüğünüz üzere işte %27 kar yapan da var. %20 civarında zarar edenler de var. %41 mesela kar yapmış Manas. Ekranda hepsini görebiliyorsunuz. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Daha önce size söylemiştim. Bakın bu 4. ayımız. Sabrede de ilerleyeceğiz. Sabrettikçe lotlarımızı daha da arttıracağız. Her ay 10.000 TL parayı koyacağız. 40 tane hisse alarak ilerleyeceğiz. Belki elimizdeki hisselerden 30 tanesi daha önceden alınmış hisseler. Belki 40 tane hiç elimizde olmayan hisselerden ekleme yaparak ilerleyeceğiz. Ama şunu unutmayın. Ocak ayı geldiğinde aylık alımlarımızı 10.000 TL yerine 15.000 TL'ye çıkartacağım. Memura gelen zam oranın çok da benim için önemli olmayacak ve 5.000 TL civarında arttıracağım. Seneye Temmuz ayında memura yine zam geldiğinde 15.000 TL her ay koymuş olduğum bedeli 20.000 TL'ye çıkartacağım. Bir sonraki yıl Ocak ayında 25 bin, bir sonrakinde 30.000 TL şeklinde ilerleyerek devam edeceğim. Bakalım biz burada temettü portföyünde mi kazanç çok elde edeceğiz? Biz tüm portföyle mi biz kazancı daha fazla elde edeceğiz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Bu videonun sonrasında bu gece yarısı şu an 15 Ağustos saat 21.31 ben bu videoyu çekiyorum. Bundan sonra bir video daha gelecek. O videoda da biz temettü portföyünü yaptık. Temettü hisseleriyle ilgili portföyümüz de oluştu. Onu da sizlere video olarak vereceğim. Devam ediyorum ve portföyün sonuna geliyoruz. Ekrandaki görmüş olduğunuz hisseler lot adetleri mevcut da ekranda gördüğünüz gibi. En yüksek zararı zannedersem VRGO hissesinde %33 mesela zarar yazmış. Bunda görmüşüm. Bilginiz olsun. En yüksek zarar burada arkadaşlar. Tabi her ay 300 liralık geçen aydan alım varmış mesela 450 liralık falan alım varmış. 150 lira zarar yazmışız ya. Şu an ben zaten bir 300 liralık alım yaptığımda otomatikman bu %33 zarar benim ne olacak arkadaşlar? %16'ya falan inecek yarın. %16, %17. Yani bunu böyle kademe kademe yaparsak eğer ilerleyen zaman diliminde yüksek bir ihtimal
tavan tavan gitmeye başladığı zaman hisseler muazzam kazançlar elde edeceğiz. Bunu çok net sizlere anlatmak istiyorum. Evet, alım emri girdiğim hisseler de bunlar. Hepsini tavana alım girdim. Bunu da söyleyeyim. Tavana alım girerek yaptım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz hisseler alfabetik olarak gidiyor herhalde. A'dan Z'ye doğruydu. Ben en son emri VRG hissesinde verdiğim için bakın en çok zararım bundaydı. Bundan 594 liralık en son kalan para kadar talep ettim. Yani yarın muhtemelen %16 değil de %12, %13 belki de %10'lara kadar düşecek bir zarardan bahsediyorum. Hissede zaten bir tane de bir gün tavan yaptığında otomatikman ne oluyor? Bizim zarar kapanıyor. Ondan sonraki süreçte kar marjı başlayacak. Ekranda görmüş olduğunuz hisselerimiz bizim kıymetli arkadaşlar neler? Şöyle baktığınız zaman işte 40 tane hissede 250 ila 300 TL aralığında alım emirlerini gerçekleştirdim ben. Emirleri tavana girdim. Ancak yarın açılış yaptığında muhtemelen tavan olmayacak hisseler var. Tavan olmayanları alacağız. Tavan olanları da sistem büyük ihtimal alamayacak. Alamadığımı da üzülmem. Bir sonraki aya kadar beklerim. Hangisini almışım, hangisini almamışım diye umurumda olmaz. Bunu da söyleyeyim. Tamamen teknik analiz üzerinden ilerlediğimiz bir sistemle sizleri buluşturmaya çalıştım diyebilirim arkadaşlar. İlerleyen zaman diliminde hep beraber yaşayıp göreceğiz. Nasıl bir kazanç sisteminin içerisinde olduğumuzu, gerçekten böyle bir sistemin işe yarayıp yaramadığını, mantıklı mı olup olmadığını hep birlikte yaşayıp göreceğiz diyebilirim. Sizlere bir sonraki videoda temettü portföyünden bahsedeceğim. 40 bin lirayla başlayacağız. Çünkü bu portföyümüz 40 bin liraya ulaştı. Şimdiye kadar cepten 40 bin lira verdik. O portföye de direkt 40 bin lira koyduk. 40 bin TL ile neler alınabilir onlara bakacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Geriye kalan hisselerimiz de bunlar. Bunları da bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Ekranda gördüğünüz gibi benim herhangi bir kuşkum, herhangi bir soru işareti, kafamda oluşan herhangi bir belirsizlik asla yok. Ben elimden geldiğince sizlere bilgiler sunmaya, yatırımcılık anlamında elde ettiğimiz tecrübeleri aktarmaya devam etmek istiyorum. İlk 6 ay boyunca düzenli olarak bu sistemi oturtursak sonrasında zaten arkadaşlar bunu alışkanlık haline getirir ve ilerleyen yıllarda kendi kendine zaten oluşturulabilir bir sistem. Biz bunu aslında biz tüm şirketleri her hafta analiz ediyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet 48 topluluğunda her hafta A'dan Z'ye 565 şirketin tamamını A'dan Z'ye alım noktasında olan ve satım noktasında olan bütün şirketleri analiz yapıyoruz tam 1 saat 15-20 dakika içerisinde. O kadar hızlandık ki artık teknik analiz anlamında gerçekten harika bir sistemle 2 tane videodan oluşan videoyla size her hafta düzenli olarak alım noktasında ve satım noktasında olan hisseleri vermeye çalışıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Daha fazla detaylı bilgi isteyen arkadaşlar olursa tabii ki Cumhuriyet 48 topluluğuna katılmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız eğer beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Altına yorum da yaparsanız sevinirim. Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyormuş. Ne kadar çok yorum olursa, ne kadar çok beğeni olursa daha fazla, daha büyük kitlelere ulaşma ihtimalimiz, imkanımız doğuyor kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben hemen bu videoyu bitiriyorum ve temettü portföyü için çalışmaya başlıyorum. Muhtemelen 1,5-2 saat sonra da temettü portföyünü yayınlamış olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.